Ebu Bekir'in hata yaptığını anlıyorsunuz. Ömer'in hata yaptığını kabul ediyorsunuz. Yunus aleyhisselam hata yaptı diyorsun, anlatıyorsun. Adem aleyhisselam günah işledi diyorsun, meyveden yedi diyorsun, anlatıyorsun. Musa aleyhisselam nefsine uydu, insan öldürdü diyorsun, anlatıyorsun. Maktisi hata yapmış denildiği zaman kafan tavana vuruyor. Sen kimi peygamber olaraktan kabul ediyorsun? Sen kimi peygamber olaraktan kabul ediyorsun? Vallahi bunu bütün kalbimle söylüyorum. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Yarın hesap var ve Allah Azze ve Celle bu söylemiş olduğunuz sözlerden sizi hesaba çekecek. Küçüğünden, büyüğünden. Öyle bir mizan kuracak ki küçük büyük hiçbir şeyi terk etmeyecek. O gün geldiği zaman siz nereye kaçacaksınız? Dünyadayken birileri bunları size anlatıyor. Vallahi hocalarınıza bir şey olmaz. Hakkı kabul ettiğiniz zaman hocalarınıza bir şey olmaz. Hocalarınızın incileri dökülmez. Hocalarınız gökten zembille gelmedi aşağıya. Ebu Bekir'in hata yaptığını anlıyorsunuz. Ömer'in hata yaptığını kabul ediyorsunuz. Yunus aleyhisselam hata yaptı diyorsun, anlatıyorsun. Adem aleyhisselam günah işledi diyorsun, meyveden yedi diyorsun, anlatıyorsun. Musa aleyhisselam nefsine uydu, insan öldürdü diyorsun, anlatıyorsun. Maktisi hata yapmış denildiği zaman kafan tavana vuruyor. Sen kimi peygamber olaraktan kabul ediyorsun? Bir düşün bakalım. Böyle bir aklını yokla, bir zihnini yokla. Senin peygamberin Yunus mudur, Musa mıdır, yoksa senin peygamberin başkaları mıdır? Sen oturmuş olduğun yerde Yunus aleyhisselamın insanların eziyetlerine katlanamadığından dolayı görevi terk ettiğine inanıyorsun. Fakat kendi alimlerinin toplumun muhalefetini çekmemek için bazı tekfir ahkamında gevşek davrandığı sana söylendiği zaman hop oturuyorsun, hop kalkıyorsun. Vallahi kardeşler, biraz Allah'tan korkmak lazım. Biraz Allah'tan korkmak lazım. Eğer senin tabi olduğun adamları peygamberlerden daha üste görüyorsan, peygamberlere yakıştırdığın şeyleri onlara yakıştırmıyorsan, bence bir 5 dakika durup düşünmen lazım. Ben nereye doğru gidiyorum? فَاَيْنَ تَزَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Yani başta irca akidesiyle giriş yaptınız, Bismillah dediniz, arkası habire geliyor, habire geliyor. Öyle sözler ediyorsunuz ki, bu sözler ahiret gününde karşınıza geldiği zaman diyeceksiniz ki keşke toprak olsaydık. Keşke toprak olsaydık ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın yüzüne bakmasaydık. Tabii böyle bir şey olmayacak. Onun için dünyadayken bütün kalbimle söylüyorum. Bu söylemiş olduğunuz sözlerin nereye gittiğini bir düşünün. Nereye gittiğini bir düşünün. Allah'tan korkun. Allah'a tövbe edin. Kendinize çeki düzen. يغلي بلوعة فرقنا